Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size muhteşem sütlü kaşarlı patates tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu, çok lezzetli oldu arkadaşlar. Sunumunu da gösteriyorum. Ve yapımına geçelim. Öncelikle 5 adet büyük boy patatesim var. 1 adet de büyük boy soğanım var. Onları böyle bir patates kesme aparatıyla ince ince kesiyorum. Halka şeklinde. Halkalarımızın ince olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle inceliklerini de gösteriyorum. Ve bütün patateslerimi böyle halka halka keseceğim. Bu arada arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten 10 dakikalık bir videoda bile saatlerce uğraştığımız oluyor. Çok emek sarf ediyoruz. Evet, bütün patateslerimi halka halka kestim. Şimdi büyük boy soğanını da bir bıçak yardımıyla şöyle halkalar şeklinde kesiyorum. Evet, çok büyük olan halkalarımı ikiye bölüyorum. Ve şöyle bir borcam veya bir tepsiye dikey şekilde, böyle hafif meyilli dikey bir şekilde diziyorum. Gerçekten inanılmaz kolay, pratik bir yemek ve bir o kadar da lezzetli oluyor. Evet, bütün patateslerimi böyle dizdim. Aralarına soğanlarını koyuyorum şimdi. Siz dilerseniz soğan koymadan da yapabilirsiniz. Ama soğan da ayrı bir lezzet katıyor. Ve şimdi bir kenara alıyorum. Kasemin içine 2 adet yumurta kırıyorum. Ve baharatlarımı ekliyorum. Kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, tuz ekliyorum arkadaşlar. Baharat miktarlarını da açıklama kısmına yazacağım. Ya da miktarlarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz zevkinize göre. Bir tatlı kaşığı kadar tuz kullandım. İyicene karıştırıyorum. Üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. Tekrar iyicene karıştırıyorum.
Ve sosumu patateslerin üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde. Sosumu da döktükten sonra üzerine tereyağı veya margarin parçaları koyuyorum. 2-3 kaşık kadar. Yağ miktarınızı zevkinize göre ayarlarsınız. Ben toplamda 3 yemek kaşığı kadar koydum. Ve 180 dereceye ayarladığımız fırına 45 dakika kadar pişirdim ben arkadaşlar. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kontrol edersiniz. Şöyle ıslattığım bir yağlı kağıdı da koyuyorum üzerine. Ve 180 dereceye ayarladığım, ısıttığım fırına veriyorum. Şimdi de fırından çıkmış halini gösteriyorum. 45 dakika kadar beklettim. Ve nar gibi kızardılar. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Çok muhteşem, lezzetli oluyor. Şimdi ben üzerine 300 gram kadar kaşar peynirim var. Rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum. Kaşar peynirinin miktarı da ayarlayabilirsiniz zevkinize göre. Daha az veya daha çok da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi üzeri kızarıncaya kadar fırına vereceğim tekrar. Şöyle kaşarların üzeri kızarıncaya kadar fırında bekleteceğim arkadaşlar. Ve yemeğim hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Ve bir bıçakla dilimleyeceğim ben onları. Aslında birazcık harı geçtikten sonra dilimlerseniz daha güzel olur ama bizimkiler acıktı, o yüzden hemen dilimliyorum sıcağı sıcağına. Üzerine de böyle domates, biber süsleme yaptım. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu arkadaşlar. Evet, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.